Bilime dair her şey. Science. Gündelik yaşamımızın olmazsa olmazı kıyafetlerin işi annelerden daha zor. Onlara renklendirilmek için tekstil makinelerinde uzun bir dönem geçiriyor, renkleri birçok yıkamaya rağmen pek solmuyor. Peki ama bu yoğun boyalar nereden geliyor? Tekstil endüstrisinde 60 yılı aşkın süredir nitrit asit kullanılıyor. Ancak maalesef boyaların %15'ten fazlası çevreye kalıcı zarar veriyor. Biyokimyager Estelle Henault yeni araştırmasında mantarla doğal bir boyama sistemi geliştirdi. Henault, Belçika'da yürüttüğü çalışmalarına Sofade ismini verdi. O mantardan aldığı renklerle doğayla dost tonları kıyafetlere taşıyor. Enzimler mantarların oluşturduğu bir protein aslında. Onlar nanokristaller diyebiliriz. Bu tanımda onların tüm reaksiyonları algılayabilen mikroskopik parçacıklar olduğunu gösteriyor. Peki laboratuvar aşamasında tam olarak ne yapılıyor? Küçük enzimler iki farklı içerikte bir etkileşim sağlıyor. Solüsyon kırmızı ya da yeşile, bazen de mor renge dönüyor ve rengi veriyor. Belki bizden gökkuşağının tüm renklerini elde etmemizi bekliyorsunuz. Ama bu şimdilik imkansız. Biz sadece sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi ve biraz da yeşil elde edebildik. Henüz mavi rengi tutturamadık. Yeni boyalar direkt olarak tekstil ürününe uygulanıyor. Bu teknikte ekstra kimyasal eklemek gerekmiyor. İlk testler gösteriyor ki boyalar yıkamaya karşı da oldukça dayanıklı. Ancak elbette çevreyle dost bu doğal boyalar güneş ışığından ve yüksek derecelerde yıkanmaktan etkilenebilir.